Çanakkale, yok oluş sürecindeki bir milletin bir varoluş destanı yazdığı yerdir. Tabiri caizse Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nu oluşturan etnik kimliklerin de bir arada bulunduğu bir savaş, Çanakkale Savaşı. Çanakkale önemli olmasının sebebi, eğer bura geçilseydi muhtemelen İstanbul işgal altına alınacaktı. Malazgirt, Mercidabık, Çaldıran, Mohaç, Kırım, Vardar ve Çanakkale. Dünya görüşünüz nasıl şekillenmiş, tarih bilginiz ne düzeyde olursa olsun, Çanakkale denildiğinde farklı bir duyguya kapılmamızın bir sebebi olmalı. Tarih boyu yaşananların en başına Çanakkale'yi koymamız, neredeyse ulusal birliğimizin yapı taşlarından biri haline getirmiş durumda. Evet, bunun da bir sebebi olmalı elbette. Nesilden nesile aktarılan, ideolojiler üstü, yüzyılı aşkın süredir değeri azalmamış, kiminin efsanevi, kiminin destansı, kiminin ise ruh sözcüğüyle kavramsallaştırdığı o 10 ayda neler oldu? Neler oldu da bugün hala içimizdeki yerini koruyan Çanakkale ruhu doğdu? Ne hakkında uydurulan hurafeler ne de edebi destanlar. Bir savaşın geleceğe aktarılan esin kaynağına dönüşmesi ancak ve ancak doğru tarih bilgisiyle çözümlenebilir. Yirmili yaşlardaki genç neferlerin, 30'lu yaşlardaki genç komutanların Çanakkale'de bir araya gelip büyük bir mücadele azmiyle ve vatan sevgisiyle adeta dünyaya kafa tuttuğu, meydan okuduğu yerdir. Bomba Sırt'ın hemen biraz daha güneyinde bulunan Kanlı Sırt'a Fasih Kayabalı anılarında şundan bahsediyor. Osmanlı ordusunda subay olmak her şeyden önce el bombalarına tahammülü gerektirir diyor. Yaşım 21, bundan saçım sakalım ağardı diyor. Çünkü siz 8-10 metre mesafede bulunduğunuz hatta her gün 150-200 tane el bombasının düştüğünü varsayın. İşte böyle bir savaş cehennemi içerisinde Mustafa Kemal o bölgeyle ilgili anlattığı, Ruşen Şef'e bahsettiği olay belki bugün tarihe geçen ve hepimizin aslında Çanakkale dendiğinde ilk aklımıza gelen olaylardan bir tanesidir. Özetle şunu söylüyor. Taraflar arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak. Hiç şüphesiz ki tarzı kalkanlar okuma yazma biliyorlarsa, okuma yazma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyarak cennete girmeye hazırlanıyorlar. Okuma yazma bilmeyenlerse kelime-i şehadet getirerek tarzı kalkıyordu. İşte o nasıl bir ruhtur ki Çanakkale zaferini kazandıran ruh bu ruhtur diyor. Memleketin her bir köşesinden insanlar Çanakkale'ye koşup gelmişler ve burada bir namuslu vatan müdafaası yapmışlar. Ve hem vatan, bayrak, kutsal değerler uğruna hem de bugünkü kuşaklar uğruna canlarını, en kıymetli varlıklarını ortaya koymuşlar. Canından vazgeçebileceğini Mehmetçik o dönemin askerleri, neferleri çok net bir şekilde ispat etmişler. Halife padişah, halifelik unvanını kullanarak bir cihat çağrısı yaptı. Halife-i Müslümin, yani Müslümanların halifesi bir cihat çağrısında bulunduğu zaman onu duyan her Müslüman için o davete icabet etmek, katılmak bir farzdır. Bu ordunun içerisinde her çeşitten insan var. Yani Türk var, Kürt var, Laz var, Çerkezi var, Gürcüsü var, Arabı var. İşte Makedonlar, yani Müslüman Makedonlar, Boşnaklar. Batı Trakya Türk'ü idi,
Diyarbakırlıydı, Halepliydi, Filistinliydi, Afrinliydi, işte Şam'dan gelmişti, Yozgat'tan gelmişti, Edirne'den gelmişti, Çan'ın köyünden gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nu oluşturan etnik kimliklerin de bir arada bulunduğu bir savaş, Çanakkale Savaşı. 1850 sonrasında Osmanlı coğrafyası Suriye, Irak kısmından başlamak üzere önce İngiltere, Fransa, bir süre sonra imtiyaz elde etmek amacıyla Osmanlı coğrafyasında Almanya'nın aslında bir nüfus sahası haline dönüşmeye başlamıştı. Onların hayalinde şöyle bir Osmanlı Devleti vardı. Kısa süre önce kendilerinden ayrılan birkaç küçük devletle bile başa çıkmakta zorlanan, bu nedenle Avrupa'daki, Balkanlardaki topraklarının büyük bir kısmını kolaylıkla ve hızlıca kaybeden bir orduya sahip devlet. Osmanlı Devleti bu savaşlar bütünü öncesinde bir ittifak arayışına girmiş. Bu amaçla dünyanın o esnada güç sayılabilecek olan tüm ülkeleriyle temas etmiştir. Bunun için İngiltere ile, Fransa ile, hatta bir dönem Rusya ile görüşmeler yapmış ve ittifakı nasıl sağlayabiliriz diye en azından pazarlık yaptığını göreceğiz. Ancak hiçbir devlet, Osmanlı Devleti bu bağlamda ittifaka yanaşmamış ve Osmanlı Devleti bir nevi neredeyse zorunlu bir ittifak olan Almanya ile yakınlaşmak durumunda kalacaktır. İngiltere-Almanya rekabeti Osmanlı coğrafyasındaki 1900'lerin başındaki savaşın da aslında öncüsü haline gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti'nin savaşa dahil olmasıyla birlikte batılı ülkelerde sömürgeler altında bulunan İslam coğrafyası, Müslüman topluluklara karşı bir rahatsızlık oluştu ve Almanların halifelik makamını rahatlıkla kullanabileceklerini düşündüklerinden dolayı hızlıca Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istediler. Aslında Almanların burada beklentisi şu Osmanlı Devleti'nden, Rusya'ya karşı bir güç dengesi oluşturulması. Bu güç dengesinin de en önemli yeri iki aslında önemli nokta olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birisinin Kafkas cephesi olduğunu ki bu amaçla Ruslara karşı başlayan savaşla birlikte Kafkas cephesinin açıldığını göreceğiz. İkincisi ise Almanların İngilizleri sıkıştırmak amacıyla kanal harekatının düzenlenmesi amacıyla kanala yapılan bir harekat olduğunu göreceğiz. Ancak burada Rusya için en önemli kilit yerlerden bir tanesi ise Çanakkale Boğazı'ydı. İstanbul önlerinde İngiliz, Fransız gemilerinin görüldüğü zaman kolaylıkla Osmanlı Devleti'nin savaştan bertaraf edileceğini düşünüyor ve buna inanıyordular. Buna yönelik de hazırlıklarını gerçekleştirerek Osmanlı Devleti savaşa dahil olduktan sonra hızlıca İstanbul'u işgal edip Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak isteyecekler. Bunun için de Çanakkale önlerine oldukça güçlü bir donanmayla gelecekler. Bu ittifakla birlikte Osmanlı coğrafyası bir savaş alanı haline dönüşmeye başlayacak. Birinci Dünya Savaşı sırasında cephelere baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin savunma cepheleri, taarruz cepheleri ve müttefikleri yardım amaçlı kurmuş olduğu birçok cepheyi görmekteyiz. Tabii bu cepheler arasında en önemli cephe Çanakkale cephesi, bir savunma cephesi olarak ön plana çıkmaktadır. Hem bir savunma cephesi olması, aynı zamanda da zaferle sonuçlanması Türk tarihi ve dünya tarihi açısından oldukça önemlidir. Burası İstanbul'a açılan bir şey, yol sonuçta. Eğer buraya geçilseydi muhtemelen İstanbul işgal altına alınacaktı. Ve oradan artık bir daha da İngilizleri çıkarmak mümkün olmazdı. İstanbul'a turist olarak giderdik. Uzun bir süre
sonra Türk ordusunun, Türk askerinin bir başarıyla birlikte kendisine olan özgüveninin tekrar yerine gelmesi ve başarılara hızlı bir şekilde adım atmaya başlaması. Çanakkale ruhunu milli mücadele de tamamen desteklediler ve milli mücadeleyi besleyen bir ruhtu. Pomeros'un elinde ve Odysseus'un da anlattığı meşhur Troya savaşları bu coğrafyada gerçekleşiyor. Yine Büyük İskender Asya seferine çıktığında Pers ordusunu ilk defa Biga'da Gnelikos Muharebesi'nde Çanakkale topraklarında yeniyor. Doğu ile Batı'nın kavgaya tutuştuğu bir yer bildiğiniz gibi Çanakkale. O yüzden Troya ile Çanakkale'nin benzerlikleri de söz konusu aslında. Üç bin yıl önce Troya'yı ele geçiren Agamemnon'un adı bu kez öncü gemilerden birinin bordasında yazıyordu. Ve bu ilk kez olmuyordu. Osmanlı ordusu 1915 öncesindeki Çanakkale'yi savunmak zorunda kalmıştı. 1807'de Bozcaada'yı ele geçiren Rus amiral Senyavin Çanakkale boğazına girmiş, Osmanlı donanması Rus gemilerini Ege'ye püskürtse de İngiliz filosu boğazı geçip İstanbul önlerine kadar gelmişti. Padişah 3. Selim'in iktidarına büyük bir darbe vuran bu olaydan 90 yıl sonra yaşanan Osmanlı-Yunan Savaşı da güçlü bir donanma gereksinimini ortaya çıkartmıştı. 1911'de asıl merkezi Trablusgarp olan Osmanlı-İtalyan Savaşı başladı. 18 Nisan 1912'de Çanakkale Boğazı'na taarruz edip başarısız olan bu kez İtalyan donanması oldu. İtilaf donanması 1914 sonunda Çanakkale'ye doğru ilerlerken elinde işte bu bilgiler vardı. Ve bu sefer kendi gücünden emin gözüküyor. Çanakkale Boğazı'nın içerisine şu an bizim bulunduğumuz Sarıkule'nin tam hizasına kadar giren bir İtalyan donanması var. 1911-12 yılındaki bu Çanakkale Boğazı'na bir tırnak içerisinde düşman unsurunun girebilmesi durumu devlette şunu uyandırıyor. Çanakkale'ye asker çıkartılabilir, Çanakkale Boğazı geçilebilir. Peki biz bunun için ne yapacağız? Bulunduğumuz ki bir kalesi Fatih yaptırmıştı, bu kuleyi Kanuni yaptırmıştı. Ama 1900'lere geldiğimizde, 1800'lerin ortalarında artık kale tahkimatı savaşı içerisinde tam olarak yer almıyor. Tabiye inmemiz gerekiyor, daha yüzeye yakın bir yerde topu konuşlandırmamız gerekiyor. Uzun menzilli toplar oraya koyarak boğazın savunmasına girmemiz gerekiyor. Çanakkale Boğazı'nda ilk defa 3 Kasım 1914 tarihinde Boğaz girişindeki Setülbahir Kalesi'nin bombalandığını göreceğiz. Bu 3 Kasım tarihindeki bombalama olayı Çanakkale'deki bir cephenin açılmasının aslında ilk ve erken habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Kasım'ın sonraki süreçte. Tabi Cevat Paşa var, Çanakkale Mevki Müstahkem Komutanı, o bu işleri düzenledi. O yüzden kendisinin de ifadesi 3 Kasım saldırısı bizi uyandırdı. Yani Boğaz'a büyük bir saldırı gerçekleştiğinde Türk tarafı nasıl kendisini koruyacak?
böyle hava, deniz, kara ordusunu kombine ve çalışmasını örnek başka böyle büyük bir harekat yok. Hatta Hamilton diyor ki ben diyor bunu gerçekleştireceğim ve ispatlayacağım diyor böyle bir şey. Yani birçok bilinmeyen şey var Çanakkale Harbi'nde, yeni bir harekat. Nasıl, bizim de nasıl savunacağımız konusunda da böyle tereddütler var. Bir de hazin bir kaybımız var, Mesudiye zırhlısı. Sultan Abdülaziz'in Osmanlı donanmasına kattığı, önemli başarılar da elde etmiş olan bir savaş gemisi, ömrünü tamamlamış olan bir savaş gemisini de Çanakkale Muharebeleri başlamadan hemen önce İngiliz denizaltısı tarafından batırıldığını görüyoruz. Orada bir Galip Mehmet Çavuş'un önemli bir kahramanlığı var bildiğiniz gibi. Mart ayı başında Seddülbeyş Kalesi'nin olduğu yere, o Ertuğrul Koyu'na asker çıkardı İngilizler. Ve Seddülbeyir'deki bizim askerlerimiz, bir Galip Mehmet Çavuş ve arkadaşları onlara karşı koydu. Düşmana taşla saldıran asker motifi tarihi bir gerçektir. Siper de tüfekle atış yapıyorlar. Tüfeği tutukluk yapıyor. Düşman da sahile çıkmış, tüfeği fırlatıyor. Sonra sağa sola bakıyor, yerde taş var. Taşla saldırıyor. Arkadaşları da onun heyecanını, gayretini görünce onlar da hücuma geçiyor ve karaya çıkan İngilizleri biz kovduk. Çanakkale ruhunun temelinde ne var? Birliktelik var, bir olmak var. Topyekün mücadele var. Yani ordu millet el ele bir mücadeleden söz ediyoruz burada. Şubat 1915 ile başlayıp 18 Mart 1915 ile tamamlanan deniz savaşları süreci İngiliz-Fransız gemi topçuları ile Osmanlı kara topçuları arasında gerçekleşen savaş olarak karşımıza çıkacak. Birinci Dünya Harbi'nde mayınların çok etkili bir silah oldu, ortaya çıktı. 150 kiloluk bir patlayıcı yani bir gemiyi batırabiliyor. Queen Elizabeth gemisi mesela bölme bölme, Inflexible gemisi öyle. Birkaç bölmesi mesela o mayına çarpıyor, sulağa doluyor ama geminin tamamını kaplamadığı için gemi yine zor zar da olsa yüzerek Bozcaada'ya gidiyor. Sonra Malta'ya tamire götürüyorlar. Teknolojik olarak elbette Fransız, İngiliz donanmaları ve askeri kara birlikleri Osmanlı ordusuna göre donanımları oldukça daha yüksekti. Devlet son plan olarak şunu düşünüyor. Çanakkale'nin geçilmesi ihtimali de var. Peki ne yapacağız? Çanakkale geçildi diye devlet teslim mi olacak? Hayır. Başkent İstanbul'un taşınması amacıyla hazırlık yapılıyor. Eskişehir'de binalar hazırlanmaya başlıyor. 18 Mart günü dahil her 15 dakikada bir İstanbul'a telgrafla durum bildiriliyor. Eğer olur da Çanakkale geçilirse başkenti taşımak suretiyle biz savaşa devam edeceğiz. Deniz gücü olarak baktığımızdaysa İngiliz ve Fransız müttefik donanmanın karşısına çıkaracağımız bir donanmamız yok maalesef. O nedenle savaş gemilerimiz birkaç tanesi aşırtma atışı yapmak dışında savaşa dahil olmadı. Boğazdan içeriye girdikten sonra müttefik filosu iki hat üzerinde savaşı kabul etmek istiyor. Fransız gemilerinin kıyılara yaklaşmasıyla birlikte mayın hatlarını koruyan obüslerimiz ve bataryalarımız yoğun bir ateşe başlar. Çanakkale Boğaz muharebelerinin en şiddetli anları yaşanmaya başlar. Bu tahribatı yeterli gören Amiral de Röbek artık mayın temizleme harekatına geçilmesi gerektiğine karar verir. Fransız bu ve zırhlısı arkadan gelen İngiliz gemilerine yanaşmak ve geri çekilmek için manevra yaptığı sırada Nusrat mayın gemisi tarafından Erenköy koyuna döşetmiş olan mayınlardan birine çarpar ve çok kısa bir sürede batar. O kadar hızlı batar ki mürettebatından sadece 66 kişi kurtarılabilir.
Bu batışın da şaşkınlığıyla neredeyse bütün filo ateşi keser. İngiliz gemileri yerlerini almışlar, muharebe bütün hızıyla devam ederken İngiliz gemilerinin de isabet almasıyla birlikte Amiral Derobek önde bulunan İngiliz gemilerine Türk ateşinden korunmaları için biraz geriye çekilmeleri emrini verir. Geri çekilme harekatını gerçekleştirirken İngiliz Irresistible zırhlısı yine 10 gün önce Nusrat Mayın gemisinin dökmüş olduğu mayınlardan birine çarpar ve bir müddet sonra o da batacaktır. Kurtarılan mürettebatın amiral gemisi olan Queen Elizabeth'e gelmesiyle ancak mayınların varlığından haberdar olabilmiştir. Derobek saat 6'ya doğru gemilere çekilme emri verir. Fakat İngilizler için o gün talihsizlikler daha bitmemiştir. Ocean gemisi de Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömülür. Devlet şunu düşünüyor aslında. Biz donanmayla İtilaf Devleti'nin donanma unsurunu yenme şansımız yok. O zaman savunmayı karada, kara topçusuyla yapacağız. Ve tablo şudur aslında. Çanakkale Boğazı'nda 3 gemisi batmış, 4 gemisi hasar almış, 800'den fazla mürettebatını kaybetmiş bir İtilaf Devleti'ni göreceğiz. Osmanlı Devleti 18 Mart saat 18'den sonra bir zaferi aslında kendi içerisinde kabul etmiştir. 25 Nisan'da Gelibolu sahiline ve Anadolu'nun Kumkale kısmına çıkarma yapılıyor, asker çıkarılıyor ve kara muharebeleri başlıyor. Mustafa Kemal'in sabah erken saatlerde İzzettin Çalışlar'ın raporlarına yansıyan ifadeyle en azından kendisi şunu söylüyor. Biz yanına gittiğimizde komutan çadırlı ordugahında uyuyordu. Kendisini kaldırdık, badem ağaçlarının yanına kurulan Bigalı Köyü'nün yakınındaki çadırlı ordugahta uyandığında Mustafa Kemal çıkarmayı erken saatte ilk defa İzzettin Çalışlar'dan öğrenmiştir. Ve kendisi bu amaçla 57. alayla birlikte harekete geçecektir. Ve biz şunu söyleyebiliriz. Saat 8'de henüz ulaşmamıştır. Yaklaşık 7.50 civarında. 57. alayı hazırlıyor Mustafa Kemal ve bununla birlikte harekete başlıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın tarih sahnesine çıkışı, Atatürk'ün tarih sahnesine çıkışı, Anafartalar kahramanı olarak bilinmektedir. Bunun öncesinde tabii ki Mustafa Kemal'in Trablusgarp gibi birçok yerde görev aldığını biliyoruz. Ancak Anafartalar kahramanı olarak artık halk da Mustafa Kemal Paşa'yı tanımış durumdaydı. Anafartalarda göstermiş olduğu kahramanlıklarla beraber milli mücadelede, hatta onun öncesinde Mondros Mütarekesi'nden sonra bir ordu müfettişi olarak görevlendirilmesinde de en büyük katkı Anafartalar kahramanı olmasıydı. Ana güç İngiliz ve Fransızlar. İngiliz ve Fransızlar derken bunların da altlarına inildikçe İçlerinde barındırdıkları milletleri, etnik kökenleri falan gördüğünüz zaman aslında Çanakkale'de dünyanın neredeyse her ırkından, her unsurundan savaşan milletler olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi İngiliz ordusu dediğimiz zaman bunun içerisinde İngiliz var, İskoç var, İrlandalısı var, Kanadalısı var. Öte taraftan Anzak, yine bu İngiliz ordusunun içerisinde Anzak tabir edilen, yani Avustralya ve Yeni Zelandalılar dünyanın öbür ucundan kalkmış gelmişler. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan. Hintli var. İngiltere'nin en büyük sömürgelerinden birisi biliyorsunuz Hindistan. Ve Hindistan bugünkü Hindistan da değil. Yani o zamanki Hindistan bugünkü Pakistan, Bangladeş'i de içinde, Nepal'i de içinde bulunduran büyük bir coğrafya. Yani oradan bir sürü devlet çıkmış.
İşte Myanmar vesaire de gibi onları da sayabiliriz. Şimdi bunların içerisinde de yine alt gruplar var. Hindu var, Sih var, Müslüman Hintliler var. İngiliz ordusunda Müslüman Hintliler var. Nepalliler var. Nepal'in yerli ahalisi olan Gurkalar var. Meşhurdur mesela Gurkalar. Özellikle Jongbayır savaşlarında pek meşhur olmuşlardır. Avustralya'nın beyaz ırkı, Yeni Zelanda'nın beyaz ırkı. Yeni Zelanda'nın yerlileri var, Maoriler var. Yani bu kadar İngiliz ordusu içerisinde değişik ırktan insanlar. Fransızlara baktığınız zaman yine Fransız ordusu içerisinde sadece Fransızlar yok. Fransızların müstemlekeleri yani sömürgeleri olan Cezayir, Tunus, Faslılardan oluşan askerler var. Bunlar Müslüman. Senegal ve Gambiya'dan getirdikleri askerler var. Onlara diyorlar ki Almanlar, işte Osmanlı Sultanı, Halife esir almışlar. Almanlarla karşı savaşacaksınız. O yüzden Türk askerlerini tarif ediyor. Diyor ki bak bunları hedef alın. Şimdi savaş başlayınca tabii bizimkiler Allah Allah nidalarıyla savaşıyorlar. Bunlar da bir tereddüt geçiriyor. Yani bunlar Türk, Müslüman bunlar bizim gibi yani. Hatta mesela Kumkare'deki Fransızların çıkarmasında ezanı duyuyorlar. Köylerden gelen ezanı duyunca, Allah Allah seslerini duyunca. Bazı Senegalli askerler Türk tarafına iltica etti. Yani biz dedi düşmanla böyle Hristiyan bir millet var diye düşünerek geldik. Türk ve Müslümanla savaşmamızı bilmiyorduk diye. Bizim tarafa sığınıyorlar. Avustralya Yeni Zelanda'dan gelen askerler de diyorlar ki Türkler çok yamyam insanlar, çok barbar insanlar. Sakın onlara esir olmayın. Esir olursanız şayet bunlar sizi kazanlara pişirip çiğ çiğ yiyecekler böyle. Çiğ çiğ yiyecekler, pişirip yiyecekler diyorlar. Böyle bir ifade var ki iki tane Anzak askerimizi esir aldık. Binbaşı Hüsnü Avni Bey var. Hüsnü Avni Bey karargahını getiriyor iki Anzak askerini. Tabii zangır zangır titriyorlar askerler. Zannediyor ki işte kazan var arkada. Kazanlar kaynıyor. Biz oraya koyacaklar. Canlı canlı pişirecekler. Hüsnü Avni Bey geliyor işte onlarla görüşüyor artık. İngilizce konuşuyorlar herhalde. Ondan sonra onlar belki işte kahve falan söylüyor, çay söylüyor, konuşuyorlar bir şey. Diyor ki hani kazan? Çanakkale ruhunu oluşturan birkaç farklı unsurdan söz etmek mümkün. Bunların başında bir günlük ateşkes yapılan 24 Mayıs günü yaşananlar geliyor. Mayıs ayı gece gündüz şiddetli taarruzlarla başlamış, iki tarafta binlerce kayıp vermişti. Mayıs taarruzu sonrası cephenin en deneyimli askerleri için çok korkunç anlar yaşandığı biliniyordu. Siperler arasında birbiri üstüne yığılmış bedenler ve havanın ısınması bir savaşta rastlanabilecek en moral bozucu manzarayı da karşılarına çıkartmıştı. Muharebeye devam edebilmek için tek çare silahları bırakıp çatışmaya ara vermekti. İki tarafın yetkilileri o gün birbirleriyle tanıştı, konuştu ve anlaştılar. Askerler yaralı ve ölü arkadaşlarını toplarken rakiplerinin de kendileri gibi insanlar olduğunu gördüler. Bu savaşa dair anlatıla gelen centilmenlik hikayelerinin çoğu da işte o gün yaşandı. O günden sonra düşmanına sadece nefret değil, saygı da duymaktan bahsedilecekti. 25 Mayıs'ta parmaklar yeniden tetiklerle buluştu. Çanakkale ruhunun tam anlamıyla oluşması ve üzerine yüzlerce kitap yazılacak kadar önemsenmesi için gösterilecek daha çok kahramanlık hikayesi yaşanacaktı. Müttefikler için İki seçenek vardı. Ya çekilip gideceklerdi ya da taze kuvvetleri getirerek, takviye kuvvetleri getirerek şanslarını yeniden deneyeceklerdi. Bu tabii İngiltere'de tartışıldı. Fakat Çanakkale'den çekilmenin kendi itibarlarını zedeleyeceği kanaati. Oradan çekilecek olan işte 70-80 bin askerin Batı cephesinde yani Avrupa'da Almanlarla Fransa'da sınırında yapılan savaşta itibara alınamayacağı kaygısıyla yeni kuvvet göndererek yeni şanslarının denenmeye karar verdiler. Ve bunun için de yaklaşık 50 bin kişilik bir yeni ordu kurdular.
Ve bu orduyu işte Anafartalar bölgesinde yeni bir cephe açarak değerlendirmek istediler. İki tane milletin azmi, yani sadece askerlikte değil. Mesela diyorlar ki bir asker siperde çarpışması için onun arkasında 35 tane insan lazım diyorlar. Anlatıyorlar işte gelen gazeteciler falan hatıralarında. Schneider falan mesela anlatıyor. Amerikalı gazeteci cepheye gelmiş, 4-5 kere gelmiş. Hem Anafartlılar hem Limanpaşa'nın karargahı Yalova'da Burla'yı ziyaret etmiş. Yani develer, kağnılar, öküz arabaları, binlerce insan diyor her tarafta. Yani düşün burada 100 bin kişilik bir orduyu beslemek için düşün yani ne kadar ekmek lazım, ne kadar su lazım. Özellikle İngiliz ve Fransız sömürgelerinden gelmiş olan askerlerle yakın temas ve dostluk ilişkilerini savaş anında da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü buraya geliyorken onlara anlatılan sözler, Türk tanımını hatıratlarında, mektuplarında okuyabiliyoruz. İşte esir düştükleri zaman kendilerini yiyecek olan yamyamlar olarak, barbar olarak tanımlanmış bir topluluk. Ama savaş alanında bazen kendi arkadaşlarından daha fazla yardım aldıkları bir düşman askeri olarak karşılaşacaklar Mehmetçik'le. Buraya geliyorken Barbar Abdül'den insana dönüşen onurlu ve mert bir Mehmetçik figürü olacak. Bizim için de aynı süreç geçerli olacak. Ülkemizi işgal etmeye gelmiş olan düşman askerlerinin aslında birer insan olduğunu o savaş alanında kısa süren ateşkeslerde, akşam birbirleriyle yapılan farklı diyaloglarda karşımıza çıkacak ve hatıratlarda da, mektuplarda da, ailelerine yazdıkları belgelerde de sıklıkla karşımıza çıkacak mı? Mayıs ortasına kalan süreçte fiili olarak Mustafa Kemal Paşa Arıburnu cephesinde ön planda ve savaş içerisinde komut veriyor Arıburnu Kuvvetleri Komutanı göreviyle. Daha sonra kuzey-güney ikiye bölünüyor cephe ve Esat Paşa'nın altında savaşa müdahil olacak 19. Tümen Komutanı tabii olarak. En sonunda Ağustos ayı başında Anafartalar Grup Komutanı olarak atanınca kuzeydeki Anafartalar bölgesindeki askerlerin hepsinin komutanı o olacak. Tabii bu savaşta Mustafa Kemal Paşa'nın görmüş olduğu en büyük eksiklerin bir tanesi koordinasyonsuzluk. O yüzden tek elden yönetilirse hangi birlik nereye yönlendirilecek, hangi topçu nereye gönderilecek çabuk karar verilebilir diye düşünüyor. Anafartalar Grup Komutu olunca Conk Bayırı'nda olsun, Kereçtepe bölgesinde, Anafartalar Ovası'ndaki savaşlarda koordinasyonu rahatlıkla sağlayabiliyor ve İngilizlere karşı önemli başarılar elde etti. Aralık ayına geldiğimizde Mustafa Kemal Paşa cephe gerisine gelmek isteyecek. Enver Paşa ile bazı anlaşmazlıklar yaşayacak. Esat Paşa'nın da önemli fonksiyonu var Kuzey Cephesi Komutanı'nın. İşte 27. Alay Komutanı Şefik Aker'in önemli katkıları var Arıburnu bölgesindeki savaşlarda. Güney'de zaten Vehip Paşa vardı, Fevzi Çakmak vardı. Mesela Karabekir'de 3,5 ay boyunca Güney'de savaştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifadesiyle Çanakkale ruhu ölüme korkmadan gitmeye inanmış olan bir topluluğun, bir milletin sözlerle ifade ediliş şekli belki de.
Çanakkale ruhu, işte vatan, millet ve kutsal değerler söz konusu olduğunda bir an bile gözünü kırpmadan ölüme koşabilmektir. Şairin de ifade ettiği gibi ileri atılıp sellercesine, göğsünden tam ercesine vurulmayı göze almaktır. Ve Çanakkale'de bu milletin evlatları gerçekten çok büyük ve haklı bir zafer kazanmıştır. Bugünkü nesiller yaşasın diye canlarını vermişlerdir, canlarını ortaya koymuşlardır. Ve o büyük mücadele içerisinde de Mustafa Kemal gibi büyük bir komutan tarih sahnesine Çanakkale'de adım atmıştır. Sadece Türk şehitleri değil, aynı zamanda karşımızda savaşmış olan insanların da burada askerleri gömülü bir şekilde bulunmaktadır. Uluslararası bir matem alanı olarak da kabul edebiliriz burayı. Dolayısıyla ortak acıların yaşandığı, ortak bir tarihin, ortak bir kaderin paylaşıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında biz burada. İhtiyaç duyulduğu zaman o Çanakkale ruhu hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ortaya çıkıyor ve bu millet vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkıyor. İşte Çanakkale ruhu tam da bu. Normal zamanlarda pek ortaya çıkmaz, görünmez fakat ihtiyaç hasıl olduğunda, ihtiyaç ortaya çıktığında Çanakkale ruhu ortaya çıkar ve bu milletin kadını, erkeği, yaşlısı, genci meydana çıkar ve canını ortaya koyar. 200-250 yılda gerileyen bir milletin tekrar bir araya gelerek direnişinin sembolüdür Çanakkale. Birlik beraberliğin ismidir Çanakkale. Yeniden kendi kimliğini ortaya koymanın, biz burada varız, bin yıldır biz bu topraklardayız ve bu topraklar bizim vatanımızdır. Yani mührün çakıldığı bir yerdir Çanakkale. Savaş 19 Aralık 1915 günü bitti. Bitti ama nasıl bitti? Binbaşı İzzettin'in günlüğünden okuyorum. Gece yarısı yattım, saat 3'te nöbetçi subay Pertev Bey geldi, uyandırdı. Tuzla ve Aznak tarafında birçok harp ve nakliye gemisi gidip geliyormuş, onu söyledi. Bu haber düşmanın yeni bir çıkartma yaptırdığını düşündürdü. Düşman ordugahlarında ateşler yanması üzerine cephenin keşfini istedim. Düşman zannettiğimizin aksine çıkarma yapmıyor, geri çekiliyor, cephemizden kaçıyordu. Arıburnu'nda da aynı haberler geldi. Keşif kolları düşman siperlerine girdi. Her taraf boş. Genel takip emri verildi. Düşman çok gizli bir çekilme hareketi yaptı ve sır vermedi. Kıtalar denize kadar ilerledi. Düşmanla hiçbir temas olmadı. Böylece Mustafa Kemal Bey'in Arıburnu ve Anafartalar'da kurduğu cephe karşısında aylardan beri duran İngilizler ümitsiz ve çaresiz kalarak firar ettiler. Öğleden sonra Fevzi Paşa ile Kayacık Ağalı'na gittik. Düşman siperlerini gördük. Derin ve dar. Çanakkale cephesinde yer alan askerler, paşalar, komutanlar milli mücadelede de yer aldı. Yani o Çanakkale ruhunu milli mücadele de tamamen desteklediler ve milli mücadeleyi besleyen bir ruhtu. Cumhuriyeti yapan kadroya baktığımızda bu kadronun neredeyse çok büyük bir bölümü Çanakkale'de muharebe etmiştir. Biz bu isimleri yani Feyz Çakmak, Kazım Karabekir, Cevat Çobanlı, Mustafa Kemal'den başlamak üzere bu komuta kadrosunu önce Çanakkale'de yan yana göreceğiz. Bu muharebe eden kadro ardından Kurtuluş Savaşı'nı birlikte icra edecekler. Ama daha önemlisi Cumhuriyeti kuran kadro da bu kadrodur aynı zamanda. Tarihçilerin söylediği Cumhuriyet'in ön sözü Çanakkale'de yazılmıştır sözü oldukça yerinde bir söz. Çanakkale olmasaydı Kurtuluş Savaşı nasıl olurdu çok da tahayyül edemiyoruz açıkçası. Milli mücadele döneminde Çanakkale ruhuyla mücadele eden Osmanlı askerleri, Osmanlı paşaları işgalci güçlerden topraklarını kurtarabilmiştir. Çanakkale'nin muzaffer komutanı, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin de kurucusu olmuştur. Yani Mustafa Kemal olmaktan Atatürk'e giden yolun başlangıcı Çanakkale'de başlamış ve ortaya çıkmıştır. O yüzden Çanakkale
Türk milletinin kalbinde çok farklı bir yer, anlam işgal eder. Bizim insanlarımızın direnci, ne bileyim işte vatan sevgisi, aile sevgisi, işte dinini koruması. O yıllarda bizim askerlerde mesela milliyetçilik ruhu pek yok. Savaşın şeyine doğru, yani sonlarına doğru Türkçülük böyle yavaş yavaş şey yapıyor. Hatta subaylar bakıyorlar ki herkes ayrılıyor. Milliyetçilik diğer, yani Osmanlı şeyinde yaşayanlar da artmaya başladıkça bir de Türkler diye birileri var. Bunlar ne olacak diyor. Sonra Türk milliyetçiliği böyle başlıyor, Türkçülük falan. Troya'da başlayan hikaye burada da bitmiyor. Agamemnon mızırlısı Mondros mütarekesini imzalanırken de karşımıza çıkacaktı. Osmanlı Devleti ateşkes imzasını ne yazık ki o gemide attı. Ardından ilhamını Çanakkale ruhundan alan Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Ve 1922 Eylül'ünde 10 yıllık savaş dönemine İzmir'de bir nokta koyduk. Yine de her şey bitmiş sayılmazdı. Eylül 1922 tarihine geldiğimiz zaman artık Batı cephesinin Türk ordusu tarafından başarıyla sonuçlandığını görüyoruz. İzmir'in de teslim alındıktan sonra artık Türk ordularının Çanakkale üzerinden İstanbul'a hareket emri verilmiştir. Fakat bu durumdan İngilizler hoşnut değildir. Ve burada tarafsız bir bölge olduğunu ve tekrar bir savaşa yol açmamak için bu bölgeye Türk askerlerinin girmemesi gerektiği şekilde ultimatum verilmiştir. Ancak Mustafa Kemal Paşa buna uymaz ve Türk ordusu, Türk askerleri devam etmeye başlar. Nitekim İngiltere'nin Fransa'dan diğer sömürge devletlerinden, dominyonlardan yardım istediklerini biliyoruz. Fakat Fransızlar ve İtalyanlar İngilizlerin, Britanya'nın bu isteğini geri çevirirler. Fransızlar barış yanlısı bir politika izler. İtalyanlar Mustafa Kemal Paşa ile görüşür. Yine tarafsız kalacaklarını söylerler. Dominyonlar da aynı şekilde. Bir kısmı desteklese de bir şekilde Kanada'nın mesela savaş istemediğini ve kesinlikle savaş taraftarı olmadığını biliyoruz. Bu şekilde 1922'de yani Mudanya Anlaşması'ndan, mütarekesinden çok kısa bir süre önce böyle bir kriz yaşanıyor. Tabii bu kriz sadece Türk tarafını ilgilendirmiyor, İngiltere'yi de çok ilgilendiriyor. Çünkü İngiliz halkı kesinlikle savaş istemiyor artık. Tamamen barış isteyen bir halkla karşı karşıyayız. Protestoların olduğunu, mitinglerin düzenlendiğini biliyoruz. Ve yine bu dönem zarfında savaş çığırtkanlığı yapan bir Churchill'e karşı karşıyayız. Hatta bildiri yine İtilaf devletlerine, yani kendi müttefiklerine Britanya tarafından gönderilmeden, Dominyonlara gönderilmeden gazetelere sızmıştır. Gazetelerde yine Türklere karşı bir savaş ilan edileceği yazılmaktadır. Türklere karşı ağır ihtamlar bulunmaktadır. Tabii bunun sonucunda kabinede de çıkan tartışmalar neticesinde Lloyd George'un istifa ettiğini, görevden alındığını biliyoruz ve siyasi hayatı böylelikle bu Çanakkale kriziyle de bitmiş bulunuyor. Çanakkale'de gerçekten bir kurtuluş azmi ortaya çıktı ve Çanakkale'de bu genç komutanlar doğal liderine kavuştu. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de o genç komutanların arasında tarih sahnesine çıkarak aslında bir çeşit Kurtuluş Savaşımız hem başkomutanını hem de liderini bulmuş oldu. O yüzden tarihi alanda o büyük komutanların, o fedakarlıkta zirveye çıkan Mehmetçiğin ayak izleri var. Tarihi alanda Seyit Onbaşı'nın, Kazım Karabekir'in, Fevzi Çakmak'ın, Cevat Paşa'nın ayak izleri var. Tarihi alanın her noktasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izleri var, hatıraları var. Biz de bu hatıraları, ayak izlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Ve Çanakkale tarihi alanı dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olarak koruyacağız, göz bebeğimiz gibi bakacağız ve dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getireceğiz.
100 yıl önce Cumhuriyet'le başlayan yeni idealler ve 100. yıldaki hedefler. Dünyayla entegrasyon, kalkınma ve refah. Toplumu oluşturan tüm kesimler ve renklerle bir 2123 hayali kuranlar. Dönüp Çanakkale'ye bir daha bakmalılar. Eminim herkes bu büyük hikayeden çıkartacak bir ders bulacaktır. En azından bir olmanın, birlik olmanın değerini, aslında ne kadar çok ortak değerimizin olduğunu fark edecektir. Çanakkale, bu milletin ortak bir geçmişten aldığı ilhamla ortak bir gelecek kurma hayalidir. Yani Çanakkale, bu milletin beraber yaşama arzusunun en zirveye çıkmış halidir. Dolayısıyla Çanakkale ruhunu bu milletin her zaman kalbinde yer ettirmeliyiz ve Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmalıyız.